olasın. Allah razı olsun. Bu iş bitmiş bitmiş. Yağmur altında, soğukta, kadınlarımızla, gençlerimizle, yaşlarımızla, erkeklerimizle buradasınız ya. Allah bin kere razı olsun. Bu bir vebaldir. Hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak 13. Cumhurbaşkanımız olacak Sayın Kılıçdaroğlu'nu, beni ve arkadaşlarımı önce kendi huzurunda, sonra sizin karşınızda inşallah mahcup etmesin. Allah utandırmasın. Allah harama el uzatanlardan eylemesin. İşte hani biraz evvel bir pankart vardı. Ayım yok, dayım yok, torpil için dayım yok ama liyakat için Meral Momi var yazmışın. İnşallah 14 Mayıs akşamı bütün bu ayılar dayılar Hatay'a gidecek. Şimdi hem Mansur Başkan hem sizin evladınız Ekrem Başkan çok güzel şeyler paylaştılar sizinle. Ben hayatımda böyle bir rezil dille bir seçime gitmedim. 30 yıldır aktif politika yapıyorum. Siyasi bir ailenin kızıyım. Abim MHP il başkanıydı. Annemin dayısı rahmetli Menderes'in İstanbul il başkanıydı. Dolayısıyla böyle bir, yani siyasi bir ailenin kızıyım. Böylesine pis bir dille seçime gidildiğini hiç görmedim. Siyasetin öznesi milletimizdir. Siyasetçi milletin karşısında, seçmenin karşısında hazrolda durmak mecburiyetindedir. Patron sizsiniz, veli nimet sizsiniz. Ama buna karşılık bu seçime giderken gerçekten çok üzülüyorum. Kadınlar sürtük oldu. Kadınlar düşük oldu. Kadınlar çukur oldu. Gençler süfli oldu. Şükürsüz oldu. Emekliler şükürsüz oldu. Kardeşim, o kadar çok şey olduk ki en son olduğumuz mevzu şu. Biz eğer siyasette, yani savaşa gitmiyoruz. Siyasette seçim, seçmenin bayramıdır bayramı. Siyasetçi seçmenin talepleri üzerinden rekabet eder. Kim iyi proje yapmışsa, kim iyi hizmet edecekse siz ona oy verirsiniz. Bizim için de amenna ve saddeknadır. Ama şöyle bir durum var. Şimdi burayı şereflendiren her bir Trabzonlu, bu arkadaşların, bu muhteremlerin, bu abilerin diline göre siz işgalcisiniz. Siz aynı zamanda darbecisiniz. Siz aynı zamanda gayrimillisiniz. Peki şimdi ya böyle bir şey olabilir mi? Bize diyorlar ki Allahsız, kitapsız, dinsiz, imansız. Trabzonlu dini bilir. Soruyorum size. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen Müslüman mıdır? Müslümandır. Günahı varsa o Allah'la onun arasındadır. O kişiye siz dinsiz, imansız, kitapsız derseniz eğer, Allahsız derseniz eğer şirk koşmuş olmaz mısınız? Bu ülkede, bu ülkenin cumhurbaşkanı Allah'a şirk koşuyor. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir seçim olabilir mi? Bu böyle bir durum olabilir mi? Yahu bakın, ben Allah şahidimdir. 7 yaşından beri 5 vakit namaz kılıyorum. Allah kabul ederse, hepimizinkini kabul etsin. Hacıyım ama benim namazımın size faydası veya zararı söz konusu mudur? Hayır. Benim namazımın size bir faydası varsa o da dindar bir insanın harama el uzatmaması gerekir, kulak kalmaması gerekir. Faydası budur. İyi insan olmakla alakası vardır. Şimdi sürekli olarak dinden imandan bahset. Sonra 5 maaş, 10 maaş, 15
5 maaş alsın, yan gelip yatsın, sen işsiz gez. Böyle bir durum olur mu? Haramın dibine battınız be. Haramın dibine battınız. Böyle bir şey var mı? Gencecik çocukların hayallerini çaldınız. Gencecik evlatlarımızın umudunu çaldınız. Lüks arabalarla gezen pudra şekeri miydi oğlum o? Pudra şekeri çekenlerin yanında cebinde kaç lira var dediğimde 20 lira çıkaran gençler var. 10 lira çıkaran gençler var. Cebimde para yok diyen var bu ülkede ve siz dinden, imandan bahsediyorsunuz. Hadi oradan be. Sonrasında başka bir şey daha var. Şimdi beni hadi oradan be. Hadi oradan be. Biz süpüreceğiz biz. Biz kadınlar süpüreceğiz hem de çalı süpürgesiyle süpüreceğiz. 14 Mayıs akşamı. Hadi bakalım yapacağız. Şimdi bakın yani kafayı kırdılar, ciddi söylüyorum. Bir tanesi diyor ki asayişten sorumlu. Anladınız siz onu. Biz kazanırsak erkeklerin erkeklerle evlenmesini serbest bırakıyormuşuz. Ya Trabzonlular, bir yaşıma daha girdim. Bir adım daha doğrusu orası var. Başka ne var biliyor musunuz? Erkeklerle hayvanların evliliğini serbest bırakacakmışız. Vallahi kafayı yediler. Ciddi söylüyorum, kafayı yediler. Böyle bir şey yok. Ama bunlar bu işlerle kafayı bozdular. Bakın. Yes, evet. Evet, evet. Maalesef akıllar gitmiş. Bir tane de jeliboncu arkadaş var biliyorsunuz. Ya. Şimdi biraz evvel Mansur Başkan çıktı anlattı size. Ama kendiyle ilgili anlatamadığından bahsedeyim. Şimdi bu jeliboncu arkadaş bir tane park yaptı. Gene gençlerle ve kadınlarla konuşuyorum. Ya bu park 16 milyar liraya mal olmuş, 3 kişinin cebine girdi. Cephellezi. Ama bunun üzerine ya çocuklar her taraf dinozor. Bu dinozor takıntısı nedir sizce? Yani gerçekten her taraf dinozor. Zavallı dinozorlar burayı koparmışlar. Burayı koparmışlar. Burayı koparmışlar dinozor ama 16 milyar lira. Şimdi 16 milyar lirayla neler yapılmazdı? Bütün gençlerin KYK borçları silinebilirdi. Çiftçilerimizin mazotunda, elektriğinde, yeminde, ilacında indirim yapılabilirdi. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman çalmak, çırpmak, karama el uzatmak ve bu seçimde kaybediyor olmanın getirdiği bir sonuç. Çünkü hesap vermekten korkuyorlar. Hırsızlardan elbette hesap sorulacaktır. Hırsız olanların aklı çıkmış durumda. Şimdi 14 Mayıs akşamı helal oylarınızla bir oyunuz Kemal'e, bir oyunuz Meral'e. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanımız seçilecek. Recep Bey ve arkadaşlarını emekli edeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nu da Çankaya Köşkü'ne göndereceğiz. Şimdi benim buradan İYİ Partililerden istediğim şu. Tekrar samimiyetle söylüyorum. Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e. Buna çalışacaksınız. Ama bir de Cumhuriyet Halk Partisi'li kardeşlerimden de her aileden bir tanecik oy istiyorum. Çok değil, bir tanecik. Biz tamamını Kemal'e veriyoruz ama siz bir tanecik, her aileden bir tanecik Meral'e vereceksiniz artık. Öyle bir ricam var sizden. Şimdi bu birliktelik bu ülkeyi ferah çıkaracak. Bakın, seçilir seçilmez, seçim biter bitmez 100.000 öğretmeni tayin edeceğiz. Köy okullarını açacağız. Şu anda 11.000 köy okulu açılabilir pozisyonda. Küçük tamiratlarla. Biraz evvel bir arkadaşım söyledi.
Türkiye SMA'lı bebeklerle ilgili acı çekiyor. O meseleyi bir anne olarak, babaanne olarak söz veriyorum, ben çözeceğim. Her bir köye bir ziraat mühendisi, bir veteriner ve öğretmen zaten gidecek. Dolayısıyla köylerdeki yaş ortalaması 50-55 arası. Gençler eğer köylere gidip tarımla uğraşacaksa onların SSK ya da Bağkur primlerini biz ödeyeceğiz. Çobanların maaşını biz ödeyeceğiz. SSK'sıyla beraber, ki hayvancılık yürüsün diye. Bir başka mevzumuz daha var. Ev kadınlarımızın durumu kötü olan ailelerin kadınlarına 18-26 yaş grubu gençlere 2023'ün fiyatlarıyla sizlere 2500 lira aylık maaş bağlayacağız. İyi yaşam, iyi yaşam geliri diye. Gençlerimizin, şimdi Ankara'da da İstanbul'da da yapıldı. Biliyorsunuz Ankara'da daha ilginçti. Ankara'da dediler ki Mansur Yavaş seçilirse ne olacakmış biliyor musunuz? PKK'lılar ve DHKPC'liler saat okuyacakmış. Onlar öyle olmadığı gibi tam tersine vatan evlatları işe girdiler. İki, dendi ki hem İstanbul'da hem Ankara'da eğer oy verirseniz bütün yardımlar kesilecek. Tam tersine yardımlar artarak, genişletilerek devam edildi. Oradan yola çıkarak bugün bize de diyorlar ki, mesela ben PKK'lıymışım ama aynı anda ne biliyor, yok yok yuhlamayın, kafa bulun bunlarla ya, yediler kafayı, kırdılar. Aynı anda da faili meçhulcuymuşum, bak ikisi bir arada. Trabzon'da Trabzon'da PKK'lıyım, Diyarbakır'da faili meçhulcuyum, aynı adamlar söylüyor ha. Yahu arkadaş, siz hakikaten iyi misiniz? Hem PKK'lı hem faili meçhulcü bir insan aynı anda olabilir mi? Ya karar verin, ben neyim? Karar verin, karar. Ama burada bulunan bu kişi, bu kadın, bir de karı diyorlar bize biliyorsunuz. Bu kadın, bu ülkenin sınır dışı en derin harekatının altında imzası olan kişidir. Tamam mı? Muhteremler, siz daha gözünüzün önünde sinek uçuşurken bu kişi o evrakın altına imza attı, şerefle imza attı. Ama biz anlatmıyoruz, kendimizi övmüyoruz. El övsün, sen övünme modeli. Ama bu sistemi değiştirmek durumundayız. Aksi takdirde bu ülkenin çevresiyle olan kavgasından bugün geldiği nokta, bakın kimine göre 6, kimine göre 8, kimine göre 10 milyon sığınmacı. Şimdi iki yıl içerisinde seçimi kazanır kazanmaz gönderiyoruz hepsini. 2 yıl içinde gidiyorlar ama eğer bakın doğru dürüst bir ilişki kurulmuş olsa 7 trilyon dolarlık coğrafyamızda bir imkan var. Mısır'la kavga ettik. Niye kavga ettik? Ha sahi, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun, Ekrem Başkan'ın seçiminde Recep Bey çıktı dedi ki ya Binali Yıldırım'a oy verin ya Sisi'ye. İstanbullu 805 bin oy farkıyla Ekrem Bey'e, Ekrem İmamoğlu'na, sizin evladınıza oy verdi. Aa, bir baktık Sisi'nin karşısında hazır oldu abiler. Ya bunların düşmanlığına da dostluğuna da güven yok. Söylemeye çalıştığım şey şu. 15'inden itibaren bu ülkenin refaha, bu ülkenin zenginliğe, bu ülkenin güce, bu gençlerin işe, bu kadınların mutluluğa, emeklilerin evlatlarıyla, torunlarıyla mutlu bir hayat sürmesini istiyorsak, dış ilişkilerde akıllı, gerçekçi bir sistemin kurulmasını istiyorsak, 14 Mayıs günü sadece kendiniz yetmez, aileniz, dostlarınız, arkadaşlarınızla birlikte, komşularınızı da çalışarak, onların üzerinde de çalışarak gidiyorsunuz ve bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e veriyorsunuz. Bu ülkeyi inşallah
Sayın Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle bu ülkeye baharları getiriyorsunuz. Bizim deyimimizle de bu seçim tarihi bir seçim. Bu tarihi siz yazacaksınız, sen yazacaksın. İnşallah Trabzon tarihi yazacak. Saygılar sunuyorum, Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.